Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bir önceki videomda sabah erkenden saman geleceğini söylemiştim. Sağ olsun Sinan abi sabahın erken saatlerinde arabayı yola çıkarmış. Birazdan gelmek üzeredir. Ben de kahvaltı yapıyordum evde. Öyle apar topar çiftliğe geldim ama henüz daha çiftliğin kapısını açmadım. İçeriye girmedim. Şimdi videodan sonra gidip saman dizdiğimiz yerin altını süpüreceğim. Bu arada bugün Kuzey'in doğum günü. Normalde yapmayacaktık. Hani erteleyecektik bir 10 gün falan. Çünkü hepimiz hasta. En ağır olan da benim. Boğazlarımız falan şişmiş. Kimseyi çağıramayız dedik. Bu halde. Kimsenin sağlığını da riske atamayız. Tabii Kuzey doğum günü olduğunu duyunca durur mu çocuk? Durmaz. O yüzden doğum gününde yapmaya karar verdik ama kimseyi çağıramayacağız. O yüzden kusurumuza bakmayın. Yani çağırmama sebebimiz de gene sizler için. İşte aramıza girip de siz de bizim gibi uğraşmayın, hasta olmayın. Zaman hastalık zamanı. En ufacık bir şeyi insanı hemen yıkıyor. Durumlar bu şekilde. Neyse. Şimdi çiftliğe bir gidelim bakalım nedir hayvanlarımızın durumu, ne değil. O saman yerini de bir temizleyelim, toparlayalım. Ondan sonra samancıyı bekleyelim. Günaydın kızlar. Evet, hemen kapıyı açar açmaz bir anormallik olduğunu gördük. Önemli bir durum değil. Yayla kızı ipini çıkarmış. Yani bir zararı dokunmaz. Hiçbirinin dokunmaz. Sadece Hüsnü olsa idi zararı dokunurdu. Biliyorsunuz şuradaki bölmeyi Hüsnü için yapmıştık. Oradan bağını kesip de bu tarafa geçemesin diye. Artık öyle bir korkumuz da yok. Şimdi şurayı süpüreceğim diyecektim ki saman mı geldi bir bakalım. Süpürmeye de gerek yok yani. Ha, evet, saman gelmiş. Samanı taşıdık arkadaşlar. Sabah sabah iyi bir spor yaptık. Bir de şey aldım. Buzağı büyütme yemi. Zaten söylemiştim. Yani birkaç günden beri veremedim. Yoktu. Samsun getiriyor. Yani Samsun'u satıyor. Buzağı büyütme yemi. Buzağlara ve Zühtü'ye ondan veriyorum. ...800 kilogram... saman geldi. Saman ucuzluyor arkadaşlar. Yani bu saman da bitti mi gidip bir en az bir 3-5 ton saman almayı düşünüyorum. Ve devamı gelecek işte. 3 ton yonca sonra gene saman. Öyle öyle. Saman stoğumuzu yapacağız. Yonca stoğumuzu yapacağız inşallah. Bir aksilik çıkmazsa. Allah'ın izniyle diyelim de. Evet, hemen hayvanları yedirmeye başladık. Ben yemleyeceğim, abim altlarını temizleyecek. Sağıp dağıtıma gideceğim. Sonra doğum günü var. Bugün işlerimiz biraz yoğun arkadaşlar.
Hadi bakalım. Yeminiz geldi. Alın bakalım. Sularını da kovalan koyuyoruz arkadaşlar. Suluktan içemiyorlar. Gel. Gel bakayım, gel. Öyle öyle öğrensinler işte. Ha, bir de yonca. Yonca alacağız bunlara. Saman vermeyeceğiz. Bak, papatya da başladı. Çiftlik işi tamamdır arkadaşlar. Şu anda saat 10.30. Eve gidip doğum günü için hazırlık yapmam lazım. Süt dağıtımına abim gidecek. Bu hafta fena değil. Yakın yerlere. Hep yakın yerlerden geldi siparişler. Yani çok basit yerlerde, hep yol üstlerinde. Süt dağıtımını abim yapacak. Şunlara ben biraz daha saman vereyim. Çıkalım. Eve geldim arkadaşlar. Şimdi parti zamanı. Küçük oğlum Kuzey'in doğum günü. Hadi bakalım. Hazırlıklar başlamıştır muhtemelen. Kapıyı çalalım. Bakalım evde ne var ne yok. Tövbe tövbe. Bu nasıl bir kılık kıyafettir? Bu ne? Tamam, içeri gir, dur dur. Üstün pis. İçeri gir, baba da geliyor. Sen... Ama ben de. Ay, esiyor ya. Kes kes. Esiyor esiyor sana. Olsun, bir şey olmaz, yazdır şimdi. Bebek var ama. Neyse, bebeğe. Banyoya girmeden balonları asayım ben arkadaşlar. Hazırladım bak sana. Banyodan için çıktığımda rahat rahat. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Çok yoruldum sabah. Gerçekten mi? Sana çok güveniyordum, sabah gelince gittin. Ama saman geldi. Yapacak şans yani, yapacak bir şey. Dağıtım var. Şunları şişir, et hazırla. Zor. Bayağı işler başarmış, bravo. Bunların hepsini sen mi şişirdin? Evet. Tansiyonunu ölçtün mü? Şimdi bunu nereye asıyoruz? Kancayı atalım. Bir de bu tarafa asacağız. Şuraya. Evet. Şuraya. Bant var mı? Var, koli bandı var. O sepeti çıkar orada. Tamam. Ama esiyorsa şimdi... dokunur mu acaba ya? Dokunmaz. Banyo yaptı mı çocuklar? Yok, yapmadım. Yok, ben Yusuf'u düşünüyorum sadece. Ne onu da kundak mı? Neyse, onu içeri alırız. Şimdi ben bunu bir asayım da öyle göstereyim sizlere. Anne, Yusuf bebek gelecek mi? Yusuf bebek. Gelecek her zaman. Şimdi ne zaman geleceğiz diye listeleme. Yok, ben hazırlayayım. Onlar yiyecek bir şey koymayacağım oraya. Oyuncakları koyacağım. Balon eğri mi durdu sanki? Dursun, bir şey olmaz. Dur bakalım, ne yapıyoruz? Beyler. Evet, balonu yerine taktık. Şimdi hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Doğum günü için. Ben de artık hazırlanayım. Üstüme düşen görevi yaptım. Balonları astım. Burcu diyor ki Allah razı olsun. Cemi cümlemizden. Razı olsun Burcu'cum. Ben gömlekle mi çıkacağım halkın karşısına? Ne? Tamam, bırak ya. Ne varsa onu giyerim. Bir daha deşme. Kırmızı bordo tişörtüm var. Aşağıdan giyersin yakalım. Burcu her şeyi kaldırmış, çuvallamış, evet, paketlemiş. Burada da bir şey bırak da arada buraya da gelirsek burada da giyerim yani. Yastıklar burada, kışlıkları uzun kalıyor diye. Tamam, hadi bakalım. Şimdi ben de hazırlanayım. Bakın, şimdi şöyle bir şey giydim. Kesin Burcu beğenmeyecek.
Nasılıyım ama? Hayır Samet. Hayır Samet, kışlık kazak giymişsin. Havası. Kısa hayır Samet. İçeride yakalı polo tişörtüm var, şu arkada da giyiyorum. Aynı Zeynep, görüyor musunuz? Hiç konuşmuyor. Ama Samet kışlık kazak, ben yanımda kısa kolsun. Ama soğuk, hasta olacağım. Esiyor, banyodan yeni çıktım. Nasıl tanıyorum onu, nasıl tanıyorum onu. Kazak dediği incecik yani, uzun kollu, evet ama incecik bir şey. Neyse, duyar mı yaş. Oldun mu? Sen mi? Al geldi mi kuzey? Bunu verdi Burcu bana. Tamam. Artık hazırız. Misafirlerimizi bekleyebiliriz şöyle. Koltuğa oturdum. Şaka yapıyorum. Bakalım Burcu neler yapmış. Onları da bir gösterelim sizlere. Bu benim doğum günüm. Benim doğum günüm bu. Bu benim doğum günüm. Benim doğum günüm. Annemlere geldim arkadaşlar. Dedim toparlayayım burayı da geleyim. Annem yaş böyle hemen hazırlanıp da gelemiyor. Ya oğlum ben sanki şu yaşa gideyim ya. Çorap şiya, pantolon şiya. Babam da çok şık oldu. Ya bakın. Ya. Kucağımda şey var, Yusuf var, o bile hazırlanmış. Var Elif, çorap diyorum, giymeyeceğim. Merhaba, merhaba. Merhaba, çok küçük. Bu çok küçük bir bebek. Baksana ellerini, minicik. Bunu aldım, bu oldu benim. Yusuf benim oldu. Ne istiyorsunuz? Foto. Foto. Güzel mi? Uyuyor. Uyuyor. Haydi çocuklar. Evet gidiyoruz. Hadi hep birlikte. Yusuf benim adamım. Bundan sonra az daha büyüsün, Yiğit'in pabucunu dama atacağım. Bundan sonra Yusuf'la takılacağız biz. Buna da öğreteceğim yağımca yağı. Hey Allah'ım. La onu. Ellere bak. Yusuf Yiğit'in kopyası bu arada arkadaşlar. Aynı yani, hiç fark eden bir şey yok. Evet, doğum gününe doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Aha Zeynep'in kankaları. Aha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Samet'ciğim. Nasılsın? İyi. Baban ne? Ekmek bekliyor Samet. Hangi babam? Kaç tane babam var senin? Benim bir İlyas babam var, bir Sami babam var. O zaman var. Sen birinci baban olsun. Sami babam. Sami babam. Evet. Ne var ne yok, ne yapıyorsun? İyi, ne olsun abi. Ver bana iki tane biber fidanı de. Biber fidanı? He. Al abisi. Kimin onlar? Al, ben de çalma çaldım onları. Ya şaka yapıyorum ya. Sen de alma de bana da, tartışma yaratalım da. Yok be, emanet o. Emanet mal verilmez ki sana. Biz de emanete ihanetlik olmuyor. Al dedin ama. Al dedin işte, esprisine gittin. Ya senin bu işlerin var ya Ali abi ya. Niye? Takipçilerim diyor ki, bu Ali abi eski köylü müdür? Ben? Dedim yok, Kudozlu. Neresi sayarsa say. Ben her köydenim. Haldan Dozluyum, Kudozluyum, Zavanalıyım. Peki, yeni köylüyüm. Kaç köyü bakıyorsun? Ben 4 köy dolanıyorum şimdi. Şu an 5 köy bakıyorsun. Evet. Ya millet 2 tane çocuğa bakamıyor, sen 5 köyü bakıyorsun. Oğlum buraya defterin kalınlığını görüyor musun? Bakayım, var mı içinde veresiye? Abi defter, şu defteri aldım, tarttım, 5 kilo geliydi.
Ha şimdi tarttım onu 8 kilo geliyor. Mürekkepte değil mi? Yani. Orası... Aç bakalım var mı orada? Ya, olur mu? Ayıp olur. Doğru devlet sırrı söylenir mi? Yok söylemiyoruz. Bu da devlet tamam. Sırrı. Yuvarlak hesap ne kadar alacağını merak şimdi. Bir yuvarlak hesap. 50 var mı? 50 bin. Ya 100 bin lira ekmek borcum olur Ali abi. Aynen. Ya. Yapacak bir şey yok. 100 bin lira ekmek borcu mu olur? Olmaz ya? Olmaz mı? Niye, birikmez ki bu 5 lira 5 lira. Ya var bir kişi değil. Bir kişi de değil. Peki en eski vermeyen hangi en zamanda eski, mı? Eski yok abi. Eski. Ekmeği yiyip inkar eden vatandaş. Yok yok yani diyelim ki adamın 5 seneden beri borcu var. Öyle var öyle. Ekmeği yiyip de 5 sene saklayıp adam saklamaz. Hal gücü olmayabilir. Bir ay 2 ay ertelmeyebilir. Peki adamın varsa 2 bin lira borcu veremeden öldü. Helal eder misin? Ben onu siliyorum. He? Hemen siliyorum onu. Gerçekten yani. Öleni siliyor musun? Öleni hemen siliyorum. Yollarım etim. Oğluna mı oğluna demiyorsun da. Geliverisi alıyorum. Ha derse ki babamın borcu var yani. Mıydı? Vay. Peki kimse gelmedi. Helal ediyor musun? Helal ederim onu. Öyle ben neler yıprattım oğlum. Gerçekten. Ya, bu alava bu cennetlik ya. Ne insanların parasını. Ya, bu adam cennetlik ya. Buna bir alkış atalım yorumlara arkadaşlar. Hadi görüşürüz abi. Devam var mı? Yok ekmek alacağız mı? Yok bir şey demediklerine göre yok. Hadi görüşürüz Samet'ciğim. Şey ahırı boşalttın mı? Yok, dolduracağım yine. Besilik alacağım. Yani şey, gene kurbanlık mı alacaksın? 3 tane çıktı ahırdan. Şimdi tosun alacağım Ali abi. Var mı Nedim'in? Abi babam bekliyor. Abi Nedim'in internette var abi. Bir tosunu atla uyana buyana. O nedir o? Onu Nedim... O satar mı onu? Ne? Satıyor mu onu? O dana ya, tosun değil o. Ama atlıyor Nedim'in... Ha, alsın esprisini. Ha. Ama evet. Dana o, tosun değil. Duruyor mu? Tuttuğunu, sığır yaptım. Bırak şimdi. Hadi tamam hadi. Babam bekliyor. Tamam. Ali abiyle de röportaj yaptık arkadaşlar. Yakaladık onu tam. Merhaba. Kuzey bak bakayım buraya. Kuzey. Bu nasıl bir konsept? Bu nasıl bir kıyafet? Zeynep elle mi anneciğim? Şu inek derisinden mi Burcu? İnek derisinden. Zeynep gel kızım. Çocuklar gelen misafirleri karşılıyor. Yani misafir de değil, dışarıdan çağırmadık arkadaşlar. Dediğim gibi yani hastayız. Yiğit de mesela hasta oldu. O yüzden hani kimseyi şey yapmak istemedik. Hani arkadaşlarımızı çağırsak merhabalar. Belki gelemeyiz diyemezler diye. Çocuklar gelene hoş geldin deyin. Karşılayın. Şöyle siz de asılın ikizler şey demire. Bir tutun demirden. Kıyafeti şerif ya. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne yapalım yavrum? Gel hadi geç oraya bakalım. Zeynep geç bakalım demire. Zeynep hepiniz geçin o demire. Gelin amcaya doğru. Amcaya doğru canım. Amca. Kuzey bak babaya dön babaya. Babaya dön o tarafa. Zeynep sen de gel. Biz çıkalım arkadan anne gel. Tamam sen de ayağa kalk. Sen de ayağa kalk. Küçük kız, abime benzeyen küçük kız. Bak buraya Zeynep sen de bak. Kuzey sen de bak şimdi. Herkes kameraya doğru baksın. Kuzey. Tamam çok güzel. Tamam. Merhaba. Nasılsın küçük kız? Sana daha önce çok güzel bir kız olduğunu söylemiş miydim? Söylemiştim. Bu şeylerle aran nasıl? Geç. Bu
Şeker fasulyeleriyle. Yaren ve Yağmur'la. Bu kuzeninle aran nasıl bu Zeynep kuzeniyle? Yemeyim. Samet fotoğraf açar mısın? Ne? Fotoğraf açar mısın? Neden? Fotoğraf çekeceğiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim Sametciğim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ediyorum. Partiye hazır mısın? Son derece hazırız. Müzik hazır mı? İndi house yapacağız yani. Peki... Dans edecek misin? Çılgınlar gibi. Dansı bana lütfedersen neden olmasın? Gel bak. Beni. Bak ne güzel ağırlıyorum seni. Sana mangal partisi yaptım ve doğum günü partisi. Sen harika bir erkeksin. Sana hep partiler düzenletiyorum. Evet. İstanbul'a gelirsen ben de öyle partileyeceğim seni ama. Ya bırak Allah aşkına. Beni hiç davet etmiyorsun İstanbul'a. Ya ülkelisin ya yani. Allah. Anne gelme İstanbul'a değil ki yani hiç davet etmiyorsun beni ya. Ben bu fanusun içindeyim. Bir gün bu fanusu kırıp dışarı çıkabilirsem ilk sana geleceğim. Gerçekten mi? Gel. Peki. Ne zaman? Nasip. Zeynep. Aynı birbirimize benziyoruz. Benziyoruz biraz değil mi? Benziyor mu? Arkadaşlar burada. Bak, ben daha yaşlıyım ama ya. Ben niye bu kadar gülüştüm mesela? Ne bileyim? Şehir hayatı. Egzoz dumanı. Öyle mi? Belki de. Çocuk var orada, çocuk. Burcu. Kim yazmış? Nereden aldınız bunu? Çok güzel. Sen pasta da mı yapabiliyordun? Evet buldum çatıdaymış. Sen elinden aldın ki baba iyi takip ediyorsun beni ha. Demek ki gördüm. Etmiyorum. Hayattan şimdi ümitimizi kesmedik yavrum. Aleyküm selam. Ya oğlum ben senden unuttum. Biz öyle boş şey yapmıyoruz değil mi? Biz evet babam giriş yapıyor. Boşlukta şey ya. Baba partiye mi geldin? Ya yaş gününe geldin. Hoş tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sana da yapın. Alalım bir tane. Ayrılamazlar. Biraz daha verelim. Sağ ol kızım. Bugün de çok şükür var. Gel. Senin bu saçların da kıvırcık et. Alma gidiyor. Ya herkes olmuyor bu. Hanım. Hanımın yanında otur. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Evet, bütün gelinler burada arkadaşlar. Geldiniz esmeye başladılar. Üşümüyorum yani. Anne güzel esiyor şu an. Ne yapacağım orada? Gel bakalım, doğum günü çocuğu. Çok tatlısınız ama ya, böyle nedir bu ya? Fotoğraf çekeceğim. Tövbe işte. Çocuklar da... Fotoğraf şeyi başladı. Çok ağır. Sen tamam. Çeksin onu şu. Yok ben şu anda şey çekimdeyim. Evet Burcu'nun masası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi fotoğraf çekileceğiz. Öyle mi Burcu? Evet. Tamam hadi başlayalım da. Senden video çekelim benden fotoğraf çekelim. Sinek de katraca girmeseydi. Ara. Hadi gel gideceğiz. Hadi bakalım tamam. Senden fotoğraf çekelim. Çekebilir başka senden video. Ama sen de buraya geleceksin. Tamam. Çok uzaktan çekme yakından çek bakalım. Yani yapılsın abi. Aynen öyle. Söndü mü tamam. İyi doğdun kızım. İyi doğdun kızım. Allah söndü evet. İyi doğdun. İyi doğdun. İyi doğdun kızım. Bravo. Şimdi elbisemi alev. Çok da güzel masası olmuş ha. Tam çiftlik. Çiftlik şeyleri varmış. Sönmeden üfleyelim. Bir, iki, üç. Hadi alkışla görelim. Alkış. Aa, ben bu şey ya.
Tamam yiyelim mi pastayı? Kim pastayı? Tamam değiştireceğiz. Kim pastayı? Ben. Burcu hiç dağılmadan ben de çekelim. Buraya bakıyoruz. Harika. Çektiniz mi? Azıcık da gülümseyin. Sen yine evet, sesle. Kim gülüyor? Gülsün hadi. Tamam. Dur şimdi büyükler de çiftliğini çıkarmadım. Bak yürüyeceğim. Ya benim işim video. Tamam siz çekin ya. Yok oraya bak. Elvan abla kaldı arkada. Görebiliyor musun? Sen arkaya Çek. Yiğit ne çekiyorsun? Çek oğlum. Oğlum deklanşörü mü bulamadın? Mahvettin'i unuttum. Her zaman yapardın ya. Merhaba, gel bakalım. Sen kamerama baktığıma göre senden röportajı. Neredeydin? Kasarca. Ne yapıldın? Kuduz aşısı. Neden kuduz aşısı yapıldın? Köpek tırmaladı. Köpek tırmaladı. Evet. Aferin, sakın ihmal etme. Söylediğin için de teşekkür ederim. Şimdi seni köpek ısırır. Köpek tırmalar, kedi ısırır. Bunları hemen annene babana iletmen gerekir. Yoksa sonu çok vahim olabilir. Yiğit'i yaman tırmalamış, üzerine atlamış. Böyle yani ısırma değil, ısırmaz da. Tırmalayınca tırmaladığı yerden kan çıkmış. Her ihtimale karşı Yiğit'e kuduz aşısı yaptırdık. Yaman'da tam 12 aylık oldu. Onun da kuduz aşısı yapılması gerekiyor. Sen bağlayın mı saçlarla şimdi? Acıdı mı? Aferin. Şöyle içeride bir olay anlatayım sizlere. Akçaabat'ta eski tabii olmuş olan olay. Çocuk yaşasa benden yaşıt falan olacaktı. Akçaabat'ta bir kasabın oğlunu sokak köpeği ısırıyor. Böyle evlere işte et servisi yaparken, kıyma getirirken bir sokak köpeği kasabın oğlunu ısırıyor. İsim vermeyeyim, tanıdığımız, bildiğimiz bir kasap. Çocuk gidip ailesine baba işte anne beni köpek ısırdı diyor. Onlar da ilgilenmiyor. Hani ama bir şey olmaz şeyine gidiyorlar. Tabi aradan bir hafta falan geçiyor. Çocukta anormal tepkimeler meydana geliyor. Böyle panik atak gibi işte değişik ateşlenme, kusma gibi bir şeyler meydana geliyor. Hastaneye gittiklerinde çocuğa kuduz teşhisi koyuluyor. Ve çocuk çok acı bir şekilde hayatını kaybediyor. Karantinaya alınıyorlar. Öyle kuduz insanı hemen işte öldürür. Zaten ölecek. Hemen öldürelim şey yapmazlar. Kuduz günü geçtikten sonra da herhangi bir çaresi yoktur. En kötü 3-4 güne kadar, 5 güne kadar iğnenizi yapılmanız gerekiyor. Çocuğu karantinaya alıyorlar ve karantinada çocuğun ölümünü bekliyorlar. Çok acı bir ölüm. O yüzden sakın sakın bu tarz şeyleri es geçmeyin. Yarasa ısırabilir sizi. Fare, kedi, köpek bu tarz hayvanlar ısırıp sizi ısırdıysa, tırmaladıysa hemen aşınızı olun. Buradan da ben size bir böyle tavsiyede bulunayım. Şimdi içeri dışarı çıkayım. Doğum gününe katılayım. Orada gelin. Yenge buyur yenge. Ya ne zahmet. Aslında var ya nereye? Çöp tutmalar olmaz. Seni yapıyorum. Açık havada yapıyorum. Fantezi yengesi sarı su mu? Masayı kaldırıp getirebilirsen mi? Sarı su. Daha iyi olur. Bol malzeme olsun mu yaptın pastayı? Evet baksana içeri gösterir misin? Ayy. Yusuf'u çatıya çıkarın odayı da kitleyin. Uyanmaz. Evet arkadaşlar yedik içtik. Ekip dağıldı. Herkes bir köşeye çekildi. Kahveler içiliyor. Niye burada kahve içmediniz? Neyse, beni duymuyorlar. Bakalım Burcu ne yapıyor? Burcu ne yapıyor şu an?
Kız maşallah mutfağı da mı topladın ya? Babamlara yaptım, şimdi size yapıyorum abimle. Maşallah maşallah. Gelinlere nazar etmeyeyim de. Mutfakta toparlanmış. Bir de içeri bakalım. Maşallah çocuklar da oynuyor. Ruh sağlığımız çok güzel, çok eğleniyoruz. Gerçekten mi? Doğum günü çocuğu da burada. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Evet, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Benim şimdi çiftliğe gidip işlere el atmam lazım. Yani hayvanların yemlenme saati geliyor. Üstümü değişip çiftliğe gideceğim. Ama videoyu burada bitireceğim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.